Herkese merhaba, Bilgiyüz 1 programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Buse. Buse bizim okulumuzdan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Uluslararası Finans 2017 mezunu. Hoş geldin Buse. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bir beyaz yaka olarak beni kırmadığın için. Öncelikle bize kendini tanıtır mısın? Kimsin? Şu an neler yapıyorsun? Üstün körü geç, ben sonra sana sorularımı soracağım. Ben şu an neler yapıyorum? Şu an yaklaşık 3 yıldır beyaz yakada çalışıyorum. 2012'de Bilgi'ye girdim, Uluslararası Finans bölümüne. Daha sonra 2017'de mezun olduktan sonra bir 6 aylık iş arama sürecinden sonra yine Bilgi mezunu bir arkadaşımın vasıtasıyla aynı işin başka bir şirket ayağında işe başladım. OMD'de işe başladım. Daha sonrasında şu anda kariyerimde 3 yıllık bir dönemi geçirmiş bulunuyorum kısaca. Süper. Şimdi bölüm ve üniversite seçim süreci nasıl oldu? Birazcık geriye gideceğiz 12. sınıf dönemine. Sen lisedeyken ne düşünüyordun, ne hayal ediyordun? Çünkü hepimizin farklı hayalleri vardı ama aslında şu an farklı şeyler de yapıyor olabilir. Sen neler düşündün, nasıl seçtin? Öncelikle ben hani küçüklüğümden beri matematik seven biri olduğum için başından beri benim hep FM. Yani sayısal okumam önerildi her zaman. Ondan sonra lisede de zaten 9. sınıftan sonra direkt sayısala yönelebileceğimi hocalarım da yönlendirdikten sonra sayısal bölümünü seçtim. Ama daha sonrasında okuma yani sayısala başladıktan sonra aslında ben TM'de daha başarılı olabileceğime hep inandım. Zaten yani genelde de bizim ülkemizde sayısalda evet, başarılı olanlar TM'de de başarılı çünkü olabiliyor. Çünkü hani aslında gerçekten benim hani esas kabiliyetim matematikti yani. Aslında fen değildi yani. Kimyanın bir kısmına kadar çok iyiydim, bir kısmından sonra sıkılmaya başlıyordum. Biyoloji de aynı şekilde. Aynı zamanda da böyle bir yandan da böyle tıp, diyetisyenlik falan istiyordum. Ama işte bu biyoloji kısmını... Ama ben hatırlıyorum o kısımları istediğin. Biyoloji kısmını falan filan da çok sevemediğim için bu sefer dedim ki ben ufaktan birazcık da TM'ye bakayım. Hı-hı. İşte edebiyat kısmında da kendimi geliştirdim işte sınava girdiğimde. Ama sınıfını değiştirmedin. Sayısalda devam ederken alttan TM'ye çalıştın gibi. Sayısaldan devam ettim ama hani şey okuldaki edebiyat derslerine birazcık hani önem verdim. Hani çünkü dershanede zaten yine dershanede de sayısaldaydım. Hı-hı. Sonra sınav günü o seçimler yapılırken hem dilden girdim, hem TM'den girdim, hem sayısaldan dilden girdim. Dilden girmen laf olsun diye mi yoksa olursa laf yapar olsun mıydın? Diye dilden girdim yani merak ettim nasıl bir süreç diye. İngilizceden girdim dilden. Ondan sonra daha sonrasında işte TM'den girdim, sayısaldan girdim. Olabilecek bütün her şeyden girmişsin aslında. Sonra işte gelen sonuçlarıma baktığımda gerçekten TM'de daha başarılı oldum. Çünkü matematikte çok iyi bir... doğru oranım vardı. Onunla beraber işte edebiyatta da bir şeyler siz yapalım. Siz YGS, LYS'siniz değil mi? Ben evet, de öyleyim, sen de aynen. YGS, LYS. Orada böyle başarılı olmuş olmaktan dolayı işte bir bakmaya başladım. İşte TM'de zaten ne olabilir? Mimar olabilir miyim diye düşündüm. Geçen sanki yazın konuştuk mimarla. Güzel de olurdu sana. Aynen mimar. Ama sonra dedim ki işte seçtiğim bölüm böyle çok da dedim şey olmasın dedim. Yani ne denir ona? Mesela meslek mimar olduğunda direkt çıktığında mimar olmak zorundasın. Hani alternatif bir şey üretmek zor. Ama böyle daha geniş açılı bir bölüm seçtiğinde... İşletme fakültesi gibi. Aynen yani bir sürü her şey yapabilecek potansiyelde olabiliyorsun. O yüzden neden olmasın dedim Uluslararası Finans. Ondan hiç sonra, işletmeyi eledin, düşünmedin. İşletme istemedim. Çünkü hani işletme daha genel geldi. Ya da uluslararası ticaret ve işletmecilik. Yani sayıyorum şu an aslında bölümlere. Aslında o bölümü de daha sonrasında okula girdikten sonra çok arkadaşım ama vardı. Ama iyi ki girmemişsin. Onlar dolaplarda değil mi onların kampüsü? Onlar ben öyle, da geldi ama şeye. Santrale geldiler. Santral. Şu an çünkü uluslararası benim, ticaret ve işletmecilik. Yok benim de okuduğum dönemde benim çoğu arkadaşım ticaret ve işletmeden. Onların hepsi bizim okuldaydı. Karıştırıyor muyum acaba? Bir bölüm var bizim işletme fakültesinde. Aslında bir bölüm. Eskiden benim girdiğim dönem yani aslında ben 2012'de girdim. Aha. 2013'te şeye başladım. Fakülteye başladım. Yanlış bilmiyorsam galiba 2011'e kadar aslında Uluslararası Finans Dolapdere'deymiş. O Dolapdere'den şeye şanslısın. Gelmiş. Evet. Santrale gelmiş. Ondan sonra Bilgi'yi gezdim. Öncesinde bir geldim. Hangi okul? Bahçeşehir ile Bilgi arasında çok gidip geldim. Bahçeşehir mi olsa Bilgi mi olsa? Bahçeşehir mi olsa? Ki bir de sen de Anadolu yakasında oturan bir birisin. Aynen. Yani. Bir de o dönem şey çok popülerdi. Özyeğin Üniversitesi. Evet. Daha yeni açılmıştı. İşte o yeni mezunlarını falan yeni veriyordu o dönem. Aynen. Sana. O dönem işte şeydeydi. Altunizade'deki kampüs vardı. Evet. Çekmeköy'deki kampüs daha yeni açılmıştı. İşte biz böyle olur mu olmaz mı işte nasıl bir okuldur derken. Ki Özyeğin sana çok yakın. Çok inanılmaz yakındı. Hani şu anki aklım olsa bilmiyorum nazarıydı ama çok yakındı. Daha sonra hani Bilgi'ye zaten santrale girince tamam tanıtım dedim. Tanıtım günlerine gittin mi? O dönem yapılıyor muydu bilmiyorum şu anda. Ya benim musun? Gittiğim tanıtım günüydü. Öyle hatırlıyorum. Ama şey okulla gitmedim. Ben şeyler bireysel, yaptıktan ailenle. Sonra sonuçlar çıktı. Hangi okullar olabiliyor? Ne oluyor? Baktıktan sonra ben kendim tercihen okulları gezdim. Zaten Bilgi'yi gezdikten sonra Bahçeşehir'e gidip gezmedim bile. Tamam dedim ben Bilgi'yi istiyorum dedim. Bir de etrafımızda Bilgi mezunu insanlar vardı. İşte herkes çok önerdi.
Ama her zaman diyorum iyi ki bilgiliyim diyorum yani. Ben zaten senin üniversiteye girdiğin süreci de tam o girdiğin süreci hatırlamıyorum da şeyi hatırlıyorum. Yine beraberken yazdın. Ben o zaman da lisedeydim sanırım. Tabii hazırlık lise 9. sınıfta falandım ben. Sen işte diyetisyenlik istiyorsun. Hafta sonları dershanede normal zamanlar gelip gidiyorsun. Evet diye. Evet. O dönem kontrolü hatırlıyorum görüp konuştuğumuzu. Ama bilgi iyi olmuş. Peki şey soracağım. Bu bilgiye girdin. Uluslararası finansta tercih ettin. Hazırlık sürecin nasıl oldu? Şimdi sen direkt hazırlık okudun. Hazırlık okudum. Aslında hazırlık süreci şöyle oldu. Aslında geç edebilir miydin sen? Geç edebilirdim aslında. Çünkü hani benim lise değil, lisede Anadolu Lisesi'nde okudum. Çok hani yüksek bir İngilizce şey yoktu orada. Hı-hı. Ama benim altyapım IB çıkışlıyım ha. Ben. İlk 8 senemi IB okulunda okudum. O yüzden IB diploması aldın o zaman. Yani şöyle bir şey. İlk 8 sene IB okumana bir IB diploması alamıyorsun. Lisede IB okursan artı var. Çünkü mesela Bilgi'de de yanlış hatırlamıyorsam IB bursu vardı. Var. Ama ben onu gösterdiğimde işte hani işte ilkokul sayılmıyordu ondan. O yüzden aslında İngilizcem iyi bir seviyedeydi. Ama ben yine de okumak istedim. Bir de şey falan vardı o zamanlar işte iş İngilizcesi denilen işte böyle makalelerin akademik okunması. Akademik İngilizce. O da zaten birinci sınıfta aldığımız bir ders aslında. Ben yanlış hatırlamıyorsam... Ya sınavın bayağı bir kısmını yaptım. Daha sonrasında zaten sınavdan çıktıktan sonra ikinci kur mu? Üçüncü kurdan başladım. Altı, beş aşamalıydı zaten hı hı. Şeyler. Üç, dört, beş, beş AB olarak okutuluyor. Beş AB olarak. Ya bir sene okudum hazırlığı anladım. Yani. O zaman üçte başladın. Dördü ve beşi AB olarak okudum. AB olarak okudum. Üçten başladım. Ama bence güzel bir tercih. Özellikle beş kısmı çok güzeldi. Yani üç zaten klasik bir... Ben okumadığım için onu bilmiyorum. 5 yani şey olarak gerçekten o istediğim orada sadece essay yazıyorsunuz aynen, bildiğim kadarıyla. Aynen o essay yazmak işte konuşmak diksiyonlar vesaire o 5 daha böyle. Hani şey hatırlıyorum 5 okuyan arkadaşlarım mesela ilk kurdu A'da sanırım gitmiyorlar. Hani şimdi çok kötü de örnek almıyorum ama gitmiyorlardı. Sadece hani sınavlara gidip essay yazıp hani devamsızlıklarını ona göre essay, ayarlayıp. Evet. Çünkü artık bir şey öğrenilmiyordu. Orada sadece bildiğim bütün birikimle kağıda paper yazar gibi hep onu yazıyorlardı. Bir de işte orada artık şeyler vardı. Yani essaylerimiz bayağı böyle 2 sayfa falan essay yazdığımızı hatırlıyorum. İşte onların kalıpları vardı vesaire. Aynen. Vesaire. Yani çok uzundu ama gerçekten güzeldi. Hani böyle çünkü sürekli farklı konular hakkında yazıyorduk yani. Peki şeyi soracağım. Şimdi Kuştepe yani lokasyon olarak tamam Şişli'de gayet okey bir kul lokasyonda. Ama sen karşıdan gelip ya ben mesela zorlandım bunu her kayıt yani kimle kayıt yaparsam onu söylüyorum. Giderken cidden zorlandım. Sen nasıl gidip geldin? Ya, o yol süreci seni nasıl etkiledi? Ya başlarda keyifliydi. Hatta benim şey anım var yani benim üniversitede bana en güzel arkadaşlıklardan biri Gizem diye bir arkadaşım var. O da ticaret ve işletmeden mezun. Biz onunla otobüste tanıştık. Uzun yani, yol mesafesi. Aynen. Çekmeköy'den işte biniyorum ben otobüse. Mecidiyeköy'e giden bir otobüs vardı. O zaman arabam yoktu. Mecidiyeköy'e giden otobüse biniyordum. Oradan işte aşağı şeye biniyordum. Ne kadar sürüyordu? Bir saat falan herhalde. Yani tabii mesela atıyorum 9'da ders başlıyorsa ben evden 7'de çıkıyordum. Çünkü ben şey Mecidiyeköy'e gittiğimde daha derse çok oluyordu. Ben orada köşede Aslı Börek vardı. Ya. Aslı Börek bir şey yiyordum. Çünkü o zamanlar okulda Simit Sarayı biz mezun olurken falan açıldı Kuştepe'ye. Simit Sarayı ben var. Yok ya. Simit Sarayı yoktu. Biz bir ara açıldı. Ha, ben girdiğimde Espresso Lab vardı aşağıda. Yemekhane gibi bir yer vardı. Benim son yılım falan da Simit Sarayı açıldı. Yok. Ben yok. Ben varken hatta sonra ben okurken birinci sınıfa falan geçme. No 55 Santral'de de var. Oraya da açıldı. Yok onların hiçbiri bizde yoktu. Sadece Eslab, No 55, Yemekhane. Bir de karşıdaki şey, kahve falan o, yok. Biz muydu? O tam okulun karşı kapısında şey Bilgi Kafe miydi? Bilgi Kafe Tuğra Kafe. Orasıydı yani. Ondan sonra işte Gizem'le de öyle otobüste sürekli aynı kitaplar elimizde böyle inip çıkıyoruz falan. Bir gün hani şey dedik. Ay sen de bilgisi. Ay böyle. Neresi nereden, olabilir acaba? Yan yana evlerde oturuyormuşuz neredeyse. Öyle bir arkadaşlığımız başladı onunla. İşte bir sene boyunca git gel tabii ki de zorluydu. Yordu. Bir de yani ortam olarak da Kuştepe yani çok gerçekten. Ya ders arasında da yapabileceğin bir şey. Ya hiç bir yere yani, kadar hep kısıtlısın yani. Ya bir de yani. Böyle bazen arkadaşlarımızın başına kötü olaylar gelenler de oldu. İşte aşağı yürümek isteyenler tabii. Ama yürürken işte yok önlerine böyle saçma tabii. Sapan kişiler kesmeler. İşte şeyi falan hatırlıyorum. Bir gün okuldan çıkışlarımız kapatıldı. Okulun kapıları kilitlendi. Dışarıda bayağı bıçaklı saldırı falan vardı. Ama o şey okulla alakasız dışarıda. Okulla alakasız dışarıda güvencede alıyor. İşte ama Bilgi Üniversitesi'nin tabii o Kuştepe kampüsü birazcık zorlayıcıydı o açıdan.
Ben bir de şeyi öğrendim. Bazı eski mezunlar, hatta aramız yani ünlü Arda Türkmen falan, onu da söyleyeyim. O direkt Kuştepe'de okumuş 4 yıl falan. Ya da benim bir lise kurucum var. O 4 yıl boyunca Kuştepe'de okumuş. Bayağı bir dönem. Yani bayağı bir dönem şey, Kuştepe'de şey çok ders varmış. Yani ben direkt sonra, oraya kurmuş. Yani öncesinde farklı bir yerdeydi, aynen, de oraya taşınmış yani. Ben yani fakülteye geçtikten sonra hiç mesela Kuştepe'de dersim olmadı. Dolapdere'ye gittim birkaç kere. Şey, akademik İngilizce için. Onun için de mesela Dolapdere'den de hiç hoşlanmadım. Yani hoşlanmadım derken benim için Santral'den şey sonra Dolapdere ve Kuştepe çok daha farklı geliyor. Ama Kuştepe mi Dolapdere mi? Dolapdere daha ben, bir olur var. Neden acaba öyle? Herkes mesela hayır falan diyor birkaç insan böyle de, bana Dolapdere bir tık Dolapdere daha iyi. Dolapdere bir tık daha hani onun biraz daha bahçesi var gibi. Yani Kuştepe'de bahçe ortamı gibi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya girişte işte böyle bir şey gibi var o kadar. Vardı ama Dolapdere'de böyle küçük de olsa bir bahçe alanı vardı ama tabii ki de yani Santral. Peki şey soracağım. Hazırlıkta tam yani zaten altyapının dili altyapının olduğu için çok zorlanmadan geçmişsindir. Ama birinci sınıfa başladığında İngilizce anlamında zorlandın mı? Ya açıkçası, İlk bir hafta konuşalım mesela, ilk bir haftayı. Ya açıkçası zorlanmadım. Zaten hani şöyle de bir şey oluyor yani. Hani okuyanlar da az çok biliyordur. Yani zaten senin çok İngilizce konuşmanı gerektirecek bir durum olmuyor. Dinliyoruz sadece. Sadece dinliyoruz genellikle. Ya soru soracağın, soru soracağın zaman soruyorsun. Onu da arada sorabilirsin, hı-hı, Türkçe. Ya da normalde de Türkçe sorsan zaten... öğretmenler, hocalar da hocasından hocasına değişiyor bir, evet, tık genel bazen, olarak bir sıkıntı, aynen, olmuyordu. Yani bir de işte sınıfta Erasmus'lu vesaire, aynen, yoksa zaten İngilizce, Türkçe konuşuluyordu. Ama dedim ki ben bir zorluk çekmedim. Ya ben geçen kayıtta söyledim, biriyle daha kayıt yaptığımızda. Ben ilk hafta şeyde çok zorlanmıştım. Bir ekonomi EC101'de. Hı-hı. Bir de bir ders şu an BAS 179 diye hatırlıyorum. Kodun açıklamasını hatırlamam. Orada mesela farklı hiç duymadığım kelime i̇şte, ve terimleri duyunca da ne diyor ben oldu. De mesela hala şey var yani. Mesela çoğu kelimenin Türkçesini, evet, bilmiyorum. Onu geçen ablamla konuştuk muhasebe için, aynen, özellikle. Yani mesela ben muhasebe de okurken falan mesela ben mesela şu anda kendi işimde de genellikle zaten markalarımın çoğu yabancı. Hani İngilizcemi hala kullanıyorum. Ama hani mesela Türk müşterilerle konuşurken ve böyle muhasebesel şeyler konuşurken bazen anlayamadığım şeyler oluyor. Aslında biliyorum. Ama İngilizcesini ama biliyorsun. İngilizce olarak hakimim konulara. O yüzden Roy, şey Manukyan. Evet. Ama çoğu şey hep İngilizce öğrendim işte. Hep aklımda o şekilde kaldı. Bir de şöyle bir şey, sınava çalışırken de İngilizce çalışmak zorunda. Hani ben mesela çok sözel dersler, yani genelde dersi dinlerken hoca İngilizce anlatıyor ama hani ben kendi defterime küçük, hı-hı, Türkçe notlar alıyorum. Ama eve çalışırken gene İngilizce çalışıyorum. Yani sadece o an anlayabilmek için Türkçe notu almışım. Evet. Çünkü... Ya işte o kelimeleri falan böyle bakarak hep yazardım. Yani mesela şey, hiç bilmediğim bir kelime varsa işte GDP falan. Yani aynen. Dersten derse değişiyor. Onlara bir bakıyordum yani. Sonra ama zaten 3. sınıftan sonra falan zaten kelimeler iyice, aynen, şey oldu. Hep aynı şeylerde dönüyor. Kısır döngüde gibi, aynen, dönüyor. Bölümüne göre. Yani o konuda çok zorluk yaşamadım açıkçası. Peki hazırlık okurken arkadaş edinebildin mi? En çok kıskandığım şey bu yani. Çünkü bir dönem, bir yıl boyunca okuyunca insanlar güzel bir arkadaş çevresi ediniyorlar, evet, yani. Ya edindim ama sonrasında tabii ki de hazırlıkta hiçbir şekilde yani 5. kura kadar hep farklı karmasın ve işte benim ya bizde bilmiyorum tesadüf eseri çoğu mimardı. Mimarlık yani sonra fakülteye geçtikten sonra mimarların hep bir de göremiyorsun ki bir de farklı okulda. İşte hep dışarıda yatıyorlar, o oluyor. Dışarıda yatıyorlar ya, yani santral proje, içinde yaşıyorlar. Projelerini falan yapıyorlar. Yani sürekli onlardan kopuyorsun. Evet. Onun dışında kendi bölümünden tanıdıklarınla evet devam ediyorsun. Orada bir şey oluyor. Ama dediğim gibi ben çok mu şey fark etti? Çok şey de fark etmedi yani. Hani birinci, yani birinci sınıfa başladığındaki ilk hafta yemeklerini, kahvelerini herhalde, aynen, hazırlıktaki arkadaşlarla yaşamıştı. Ama esas yani o en yani en sağlam arkadaşlıklar zaten fakültede böyle. Fakülten yani esas. Ama da ödev yaptın, proje yaptın, sunum yaptın. Ortak mesela bir şeyler yaptın. İşte onun evinde buluşmak, işte ödevi yapmak, aynen, işte sınava çalışmak vesaire derken zaten daha böyle şey İster oluyorsun. İster istemez. Peki fakülte yani hazırlıktayken çok santrale gidip böyle kulüp etkinliklerine katıldığını düşünmüyorum. Yok öyle, bunu yapana da takdir ediyorum da yani. Şeye gidiyorduk sadece işte böyle eğlence etkinliklerine gidiyorduk. Ben ona da gitmedim mesela. Ben resmen santrale adımı bir kayıtta attım. Sonra yarı dönem Kuştepe'ye gittim. Sonra bir daha hiç adımı hani bir yanlış hatırlamıyorsam galiba da bu bilginin Ajda Pekkan falan gelmişti. Sen onları yaşadın o dönem. Ben hazırlıktaydım diye hatırlıyorum. Yani tarihi yanlış hatırlıyor, hı-hı, olabilirim. Ama hani o Ajda Pekkan gelmişti. Böyle birkaç ünlü kişi daha rivayet gelmişti. Rivayet olmasın falan diyor. Ondan sonra onlar hep şeydeydi yani. Santrale onun için geldiğimi, tabii, hatırlıyorum. Peki fakülteye başladığında okulun kulüp etkinliklerine katıldın mı? Ya da o zamanki adı neydi bilmiyorum da şu an Bilgi Talent diye var. O zaman Yetenek Ofisi mi denir ya da neydi? Yani etkinliklere katıldın mı ya da öğrenci kulüplerinin etkinliklerine katılıp bir şeyler yaptın şeylere mı? O dönem nasıldı? Genellikle. Sertifika programlarına katılmaya, hı-hı, çalıştım olabildiğince. Hani kulüplerden ziyade hep ben sertifika programlarına katıldım. Ama mesela... onları kulüpler düzenlemiyor mu zaten?
Hani başkaları mı düzenliyordu? Başkaları okulda merak ettim. Düzenliyordu ama ha. Kulüplerle düzenliyordu yani. Mesela atıyorum bir ekonomistle bir sertifika programı gerçekleşiyorsa işte ekonomi kulübü falan ha, yapıyordu. Aynen. Öyle hatırlıyorum. Ama benim çoğu arkadaşım böyle işletme kulübünde falan olanlar ha. vardı. Ben sonrasında bilgiden mezun olduktan sonra işte yelkene başladım. Bilgi evet. yelkene başladım. Ya bilgi yelken değil aslında. Virayatçılığa başladım. Ama işte keşke hani en büyük şeyim o. Keşke bilgide okurken yapsaymışım. Yani bence bilginin orada olup da bu kulübe girmemek birazcık saçmalıkmış. Evet. Yani. İçime ağlıyorum. Hep okul başlayınca ben de başlayacağım. Aynen. Yani bence o çok güzel. Çünkü denizin kenarındasın evet. ve böyle bir imkan varken yani. Yani aslında İstanbul'da değilmişiz gibi evet, orada. Ya ben Santral'i çok seviyordum. Yani gidip oturmayı etmeyi işte o zamanlar Starbucks vardı şimdi değişti o yani Starbucks var. Yine kapının aynen. arka kapının yanında. Aynen işte Starbucks'ın oralar işte yazın o çimlerde oturmak işte minderleri falan yani bence çok güzeldi. Bence de ya güzel bir okul özledim ben de. Peki okurken okurken staj yaptın mı senin yani şöyle söyleyeyim işletme fakültesinde zorunlu stajları yok. Evet. O zaman yani şu an adı değişti. İşletme informatiği var ya onu biliyorsun. Evet. Onun adını değiştirdiler. Şu an bütün Türkiye'deki bütün okullarda yönetim bilişim sistemleri oldu. Bir tek o işletme fakültesine bağlı onun stajları var. Hı. Ama senin benim bütün diğer kolum yok. Sen staj yaptın mı? Ben staj yani aslında bir tane yaptım 3. sınıfın yazında ama bence ona çok staj denemez. Yani birazcık daha tanıdığım bir yerde beni böyle birazcık finans açısından beslemeleri için gittiğim bir yereydi. Bir de finans yaptın. Aynen finans yaptım. Ondan sonra ama dediğim gibi bence ama staj yapmamam benim için büyük bir eksi oldu. İş ararken. Çünkü gerçekten staj insanların önünü çok açıyor ve bence hani en büyük önerim staj yapmak olur bütün hani okuyan öğrencilere. Okurken Erasmus gibi düşüncelerin var mıydı? Erasmus'u bir ara düşündüm. Aslında ben başta çift anadalı düşündüm. Hatta ben çift anadalı böyle bir başlangıç gibi bir durumum hangi oldu. Hangi bölüm düşündün? Ekonomi. Ama ay, daha sonrasında çok fazla ders çakışması oldu. Ve bir yerden sonra artık dersler... Program kabul edilmiyor zaten. Aynen zaten kabul edilemedi benimki. Çünkü hani çok çakıştı derslerim. Çünkü hani... Ve çoğu dersin aynı neredeyse. Bizde bilmem kaçının şey olması gerekiyordu. Farklı. Bir de her sene revize oluyor ya ders sistemi. Yani bugün mesela ekonomi alan bir finans öğrencisi ertesi sene alıyor ya da almıyor gibi bir durum olabiliyor. Ama bende şey oldu. Böyle çakışmalar çok olunca... Şey oldu sonra LSE'yi düşündüm oy. Ama zaten onun için öyle bir ortalamaya gelemedim. Ya geldim ama işte onu tutturabilecek şey de değildim. Ya bir de onu tutturabilsen de benim yani tanıştığım bir arkadaşım var. 4 ortalamayla birinci sınıfta 4 ortalamayla LSE'ye başvurdu. En son ben onunla tanıştığımda 3.40'da ortalaması. Tabii ya bir de şimdi yani o kadar süreç... çok en yüksekten girmeye aynen. çalışıyorlar ki zaten düşüyor ister istemez aynen. o. Aynen süreç çok şeydi yani zorlayıcıydı. Zaten hani... İkinci sınıftan sonra falan zaten ortalaman düşmeye başladıkça zaten zaten yapamayacağını az buçuk anlıyorsun. Ya Erasmus sen zorlandın mı ortalama anlamında? Ben de çok zorlandığını düşünmüyorum. Ya aslında başta çok daha başarılıydım ama böyle daha finansa doğru artık böyle bölümün derslerine geldikçe hem hocalarımız gerçekten çok detaycılardı hem de böyle sınav sistemlerimiz çok ağırdı. Yani gerçekten çok ağırdı. Ondan sonra yani ortalamaları tutturmakta şey oldum. Ama şu anda ortalamaya bakarak yani tabii, yazılıyor. Evet yani bazı... iş başvurularında yazılıyor ama yani çok dikkat ediyorlar mı açıkçası düşünmüyorum. Yani ben şimdi okuduğum için dediğin gibi sertifika programlarına ya da böyle bulabildiğim şeylere katılmaya çalışıyorum. Genelde de işte bir hani İK'cılarla görüşme okul sağlıyor ya da başka kulüpler. Hani kimle görüşsem hani açıkçası hani... Başvurduğun iş önemli diyor tabii ki. Hani benim de hani seninle aynı sektörde ilerleyeceğimi düşündüğüm için kimsenin yazmamı talep etmedi şu ana kadar. Yani mesela şey daha çok söylüyor. Bir tane İK'cı söylemişti. Not ortalamandan çok yani not ortalaman düşük olabilir. Yani sonuçta mezun olmuşsun zaten. Düşük olabilir. Ama sen bunu düşük neden yaptın mesela? Neden düşüktü? Hani sadece ders çalışmayıp yiyip gezip içtin mi? Hani ne yaptın dolaştın mı? Yoksa sadece full çalışarak, staj yaparak da düşük getirmiş olabilirsin. Bir de mesela şey ol hep yani şeyler de çok önemli. Bu ne denir buna? STK kuruluşları falan da mesela şu anda çok önemli. İşte hep sordukları iş görüşmelerinde genellikle mesela ben Leo'yum aynı zamanda. O STK sayılır. STK sayılmıyor. Leonlar sayılıyor STK, Leolar sayılmıyor. Ha. Ama Leo dediğinde uluslararası bir platform olduğu için herkes için kabul görmüş bir şey oluyor. Ya bunlar mesela birazcık önem arz ediyor. Çünkü oralarda sosyalleşmiş oluyorsun. Daha farklı bir bakış açısına sahip oluyorsun. Bir tık daha bence özgüveni yüksek olur. Aynen. Yani şeyden ziyade yani ortalamadan ziyade böyle şeylerle kendini doldurmak bence daha iyi. Bence de. Eğer yani böyle çok ne bileyim ama doldurmak için de doldurmamak büyük... gerekiyor. Yani evet, bir tık daha bir şeyler katmak gerekiyor kendine. Aynen. Yani.
severek. Sen çünkü bayağı ömrünü harcadın neredeyse. Son 5 yılını falan aynen, harcadın. Aynen. Yani sevmen lazım. Yani bir ara seninle görüşebilmek için senin o layout programına bakıyorduk evet, yani çünkü. Evet yani toplantılar onlar bunlar derken yani çok insanın zamanını alan bir şey. Şu an ama neysin sen? Şu an artık ben sadece üyeyim. Ben bayağı bir başkanlığımı yaptım işte. Yönetim çevresine görevler aldım. İşte yapabileceğim her şeyi yaptım. Hı-hı. Ve artık zaten dedim ki tamam. Hani şimdi ben yükselebileceğin artık... bir yer var aslında mı? Aslında var. Yani hala yükselebilirim. Ama ben artık hani görevden ziyade artık Leo olarak hani hı-hı, işte böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp, etkinliklerde yer alıp hani sadece destek veren kısımda olma kararı aldım. Çünkü gerçekten hayatını iki türlü yönetmek çok zor. Hı-hı. Çok vakit aldı. Evet evet kesinlikle. Ama güzel değerlendirdim bence lise ve üniversite sürecini o aynen anlamda. Öyle. Çok, çok oldu, mesela Leo inanılmaz sosyalleştirdi beni. Yani inanılmaz. Yani ya şu anda sosyal bir insansın zaten. Şu anda mesela toplantılarda bu kadar rahat konuşmam falan. Yani çünkü Leo dediğin ortamda senden çok büyük insanlarla da çok küçük insanlarla da çok prestijli insanlarla da her kesimden insanla konuşmak durumunda kalıyorsun. Ve böyle kendini birazcık şey yapıyorsun. Peki bunu demişken şeyi soracağım. Üniversitede sunum, yani sizin bölümde yapılıyor muydu proje sunumları falan çok? Yapılıyordu ya. Onun katkısı oldu mu sana? Oldu. Değil mi? Oldu oldu. Yani mesela şu anda yani sunum gücüm vesaire bunlara bilginin katkısı vardır. Çünkü bir de orada İngilizce sunum yaptığımız için ayrı bir. Aynen. Yani ben mesela çoğu kendi arkadaşımda fark ediyorum. Onlar yani çoğu birkaç yani çoğu arkadaşım akademik İngilizce'de sunumlar yaparak aynen, kendini geliştirdiler. Evet. Hani ben mesela lisedeyken de çok sunum o zaman Türkçe yapıyordum ama çok sunum yaptırıyordu lisede bize. Hani ben orada aşmışım. Ben üniversitede sadece İngilizce sunum yapmayı öğrendim hı-hı, bir tık. Hani ona hazırlandım falan. Ama bence bilginin o anlamda da bir katkısı oldu yani aynen, iş hayatında sunum. Evet evet. Yani sunum konusunda bilgi bize şey yapmış. Mesela bilgi hep şey yani sunumlarda bizim hep öyle öyleydi. Hep sunumlarda böyle çok yazı olmasın, az aynen, yazı olsun ama sen anlat. Şu an iş dünyasında da aynı şey geçerli. Sunumda az şey. Tabii. İçeriği yani sen anlat bize. Öbür türlü yani insanlar o kadar yazı gördüğünde hem sıkılıyorlar hem de bir de sen orada yazanı zaten sunuma söylüyorsun. Sunuma geçemiyorsun. Aynen. Evet. Yani zaten senin bölümün hakkında konuştuk. LSE düşünmenden de bahsettik. Aynen. O yüzden birazcık okul kısmına geç. Aa okul kısmına geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Mesela mezun olurken ne hissettin, ne düşündün? Çünkü tam zamanda bitirdin sen yani. Evet, evet tam zamanda bitirdim. Aslında keşke şu anki yani şu anki aklımda beni geri şey yapsalar bu kadar erken mezun olmama gerek yoktu bence. Yani o zaman buradan Bülent yani Bey'e babamdan şöyle bir şey. Bence mesela şey çok düşünülesi bir şeydi. Ben onu çok geç kaldım ondan. Neydi? 5 artı 1. 4 artı 1. 4 artı 1 yüksek pardon. Lisans. Hazırlığı da saydım. 4 artı 1. Yani yüksek lisansı bence o şekilde başlatmak çok mantıklı bir şey. Ya ben bu aralar onu ben düşünüyorum zaten sana söyledim. Şeyi merak ediyorum yani açıkçası daha 3. sınıf olduğum için hani önümüzdeki yıl için aynı okulda yüksek yani bilginin yüksek lisansının çok iyi olduğunu biliyorum. Yani en azından marka evet, okulu aynen, iletişimi kesinlikle için çok iyi ama yani acaba aynı okulda yapmak yararlı mıdır? Ama ben de şunu düşündüm. Marka okuluna alacağım büyük ihtimalle pazarlama okuduğum için. Oradaki hocaların hepsi farklı ve sektörden gelen evet, insanlar. Evet onların çoğu sektörden. Hani tekrar aynı okulda yapmamın bir dezavantajı olacağını. Bence dezavantajı yok. Mesela ben MBA'yi düşünüyordum. Hatta bilgiden MBA'ye kabulüm evet, var. Sadece ben biraz da iş tecrübesi yapmak için bekledim. Ya bence yani pandemiden çünkü mesela sonra böyle bir avantajı oluyor. Bilgi mezun olduğum için ben okula gittim. Gayet rahat bir şekilde MBA yapmak istediğimi söyledim. Ve ben oradaki bütün hocaların çoğunu tanıyordum. Yani çoğundan ders almıştım. Ve bana söylediler yani açık yüreklilikle. Çünkü ben hani bilgi mezunuyum. Zaten bilgide zaten indirimim şey var. Aynen. İndirimim var. Hani bana şey gibi bir yaptırımları olamadı. Ya olmadı derken kötü anlamda şey yani. Bana dediler ki sen artık biraz daha tecrübe kazan öyle gel. Şimdi ama mesela, bu da bence şey hani herkese söyleyebilirler ama evet, bence seni bir tık daha derslerden tanıdıkları aynen, derslerden için, yakın tanıdıkları için neler için anlattıklarını bildikleri, neler bildiğimi bildikleri için az buçuk aynen, öyle bir yol çizdiler. Hatta sonra marka okulu da bana çok önerildi yani pazarlama için. Hı-hı. Ki mesela şu an aklımı hafif hafif ona da kayıyor. Ama dediğim gibi bence hani o süreçteyken 4 artı 1'i yapıp bir tane de yüksek lisans çıkartmak mantıklı yani. Evet. Yani ama şöyle bir yüksek lisans olabilir. Mesela şimdi MBA için iş tecrübesi gerekiyor. Ama yüksek lisans için direkt o kadar hani 4 artı 1'de başlarken iş tecrübesi yok, yok ama bence. Hayır işte seçtiğim ama şey önemli. Aynen. Yüksek lisans önemli. Mesela pazarlama için bence gerek. Ya mesela bir arkadaşı. Olabilir gerek. Mesela ben şu anda pazarlama alıyor olsam 4 artı 1 yapan kişiden belki daha çok şeye daha farklı algılarım. İşime olabilir, daha çok entegre edebilirim. Evet. Çünkü öbürü yani daha şey ama staj bölüme bağlı. Aynen mesela staj tecrübesi çok varsa bence o da bir tecrübe. Evet. Yani o tamamen onun CV'sindeki gerçekten doluluk şeyine bağlı.
Yani şey düşündüm. Sen de sanıyorsun Gözde var ya Bahçeşehir. Evet. O mesela galiba yani tam da yanlış hatırlamıyorsam yüksek lisans bir dondurdu, bir ara aynen vermişti bir dönem. Çünkü bana şey dedi, mezun olur olmaz direkt başladı o Bahçeşehir. O da Bahçeşehir bitirdi. Oradan yüksek lisansına başladı. Ama dedi ki Zeynep hani işe girmeden başladı. Sınıftaki herkes hani beyaz yaka işten geliyor. Ve hocanın bize verdiği case'ler hep iş hayatından bir şeyler bulmam gereken ve zorlanıyorum. Çünkü yok yaşamadım aynen hani. O onda mesela zor yaşamıştı. Onun seçtiği bölümle alakalı büyük evet ihtimalle. Çünkü gerçekten dediğin gibi okulu bitirdikten sonra da bizim okulda yüksek lisansa başlayan birkaç arkadaşıma zorlanmadan normal güzel güzel devam edebilirler. O bölümden bölüme değişen bir şey. Bir de yani 4+1 bence iyi bir avantaj. Hem ekonomik açıdan da iyi bir tabii avantaj. Maddi açıdan da yani sonuçta okulun zaten parasını hala hazırda ödüyorsun ya aynen da bir yıl daha sanki bir yıl daha okuyormuş ya da gibi. Bir yıl daha okumak yani çok ki da. Ki bir de 4+1'e şöyle bir avantaj vardı yani değişmediyse geçen yıl baktığımda. Ben şimdi 4. sınıfın ücretini ödediğim an 4+1'e başlamış oluyorum. İşte evet. Sadece 4. sınıf ücretini ya ödüyorum. Yanlış devam edersen. Evet, o yüzden zaten benim de şeyim. Mezun olduktan sonra devam edersen de yıl hani aynen yüksek lisansın ücretini bir ödüyorum. Bir de yani zaten devam ederken yine zaten bir mezun olursan indirimim var. Aynen. O güzel bir şey. Şey soracağım. Konuşmaya başladığımızda kayıda sen şey demiştin. Mezun olduktan 6 ay içinde iş buldum. Yani 6 ay iş. Aslında ben onu hatırlıyorum. Çok da o kadar hani haldır haldır iş aramadın. Yani bir şey olarak hani bir yaz tatili yaptın o dönem. Yaptım, yani evet. Onun çünkü şey değil yani şunu demek istiyorum. İş arayıp da bulamama yok, gibi yok bir sorunun aynen olmadı senin. O Haziran, Temmuz'da kepini attın. Evet. Temmuz, Ağustos, Eylül falan tatil yaptın. Zaten Ekim, Kasım'da aynen başladın sen işe. Evet. Yani senin aynen iş öyleydi bulman zor oldu diye hatırlamıyorum ben. Yani şöyle bir şey. Yani ne istediğini bilmiyorum ama iş işte buldum. Yani aslına baktığında işte orası benim için bir dönüm noktasıydı. Dediğim gibi yani ben hani böyle iş başvuruları yapıyordum. Önce tabii ki de her finans mezununun yaptığı gibi 4 büyük firmaya başvurdum. İşte PwC, Deloitte bunlara başvurdum. O bir sırada EY da var. Ne vardı onlar? EY, KPMG, PwC, Deloitte. Aynen. Hiç de sevmem falan diyormuş. Hiç benlik değil yani. Ya yani aslında bence yani mesela oradan yükselen arkadaşlarım sizin da var. Sizin sektör için çok. Ama şimdi bak o farklı bir kafa. İşte. Senin yapmak istediğin şey önemli. Yani ben. Bence senlik de değil. Ben böyle daha marketing kafasındaydım. Ve böyle o dönemde işte böyle Deloitte'a falan giren arkadaşım ağlıyordu. Gerçekten ağlıyorlardı. İşte böyle yok öyle falan. Ağlayanlar devam ediyor mu şu an? Çoğu ya şeye geçti. Yani mesela atıyorum X bir firmanın denetimine geçti. Ya da tamamen sektör değiştirenler çok daha fazla. Yani hani denemek istemişler evet, onunla. Bu arada denemek için güzel bir tecrübe. Gerçekten inanılmaz bir Excel öğretiyorlar. Yani inanılmaz bir Excel sistemi biliyorlar. Ama o işte denetleme periyodunda sabahın akşamın yok. Benim şu an çalıştığım sektörde de evet böyle çok gündüzün gecen çok yok ama öyle bir mantık değil bu. Yani hani bir yerden bir yere gidiyorsun. Denetimcilik çok daha ayrı bir kafa. Sonrasında ben PwC ile hatta ben son aşamaya kadar falan geldim. Orada zaten böyle aşama aşama gidiyorsun. Son aşamada artık şeyle partner dedikleri işte şirket ortaklarıyla son görüşme yapılıyor. Zaten kadınla ben orada konuştuğumda ya bana şeyi söyledi yani. Sen bence dedi burası değil sen dedi. Ya yani bence de normal. Çünkü böyle bir sosyal hayatı olan bir insanın burayı kaldırması mümkün değil dedi. Ya kadının bana tek söylediği şey şuydu. Böyle güzel bir odası vardı. Odasına koltuk falan vardı. Dedik en son ben burada uyuyorum dedi. Ama evde dedi çocuğum eşim falan var dedi. İşte bu yani mesela. Yani bu çok farklı bir kafa. Evet. Yani çok ciddi paralar kazanıyorlar. Evet. Ha bu arada girişte değil. Yani o PwC'nin, Deloitte'un başında normal sektörlerle aynı paralar ama kazanıyor. Ama hayatta kalan survive olabilen. Ondan sonra survive edip markaya geçtikten sonra yani marka dediğim işte atıyorum bir Anadolu Efes'e bir yere geçtikten sonra gerçekten para kazanıyorlar. Aynen. Ama dediğim gibi aynen hani oradaki kadının söylediği bence doğru. Senin hani normal eğitim hayatını ve kariyerini bir kenara bıraktığımızda, sosyal yaşantına baktığımızda sen yeni işe girmiş biri olduğun takdirde bile yeni geldi mi senin aynen izin şeyleri evet öyle günler oluyor. Aynen. Sen daha bir yıllıkken bile bir şeylerini birleştirip tatil yapmaya çünkü seviyorsun yani. Ve şey de değil hani tek bir tatil yapayım da değilsin sen. Yok. Hani bizimle tatil yap, ailenle tatil yap, işte diğer arkadaşlarla aynen tatil yap hani. Ondan beslenip mutlu olup sonra dönüp işini yapabilen bir karakter olduğun için bence de ters yani. Seni yok kaybedebilirdik yani o dönemde. Yani ya çünkü ben bir de böyle hani biraz yani iş kolik derken şeyim. Mesela atıyorum o iş yapılmak zorundaysa yaparım. Ha, o işte, evet. Mesela o işte devam etseydim de muhtemelen delirirdim. İşte istikrarlısın hani evet sorumluluk ama odaklısın. Mutlu olur muydum?
Yani bence şu an daha mutluyum. Bence de. Ben sana daha çok yakıştığını bilmiyoruz. Belki o da yakışırdı. Bu evet, meslek yani daha şu an çok bilmiyoruz. Yakışıyor evet. Gibi. Yani öyle gözüküyor dışarıdan da. O vibe veriyorsun. Yani hani bu her şeyle değişiyor. Yani insanın işe giderken giydiğin kıyafetle bile mutlu aynen. olmakla alakası var. Mesela o kadar resmi kıyafet giymek benim aynen. için mesela, mesela hayatımda çok şey bir şey değildir ben yani. Ben staj yaparken seninle konuşuyorduk işte. Hani benim staj, tam stajyer olduğum için çok önemli değil benimle giyindiğim ama benimki bir tık daha böyle hani patron şirketi evet, olduğu için daha aynen. resmi kurumsal giyiniyorlar. Seni görüyorum yazın mesela, sen böyle o sandaletlerle gidiyorsun. Elbiselerle evet, işte bizim şortla yani şey, gidiyorsun. Kıyafet şeyimiz çok farklı çok yani. Çok kıskanım, çok keyiflenmiştim ya yani. O bile insanı motive eden bir şey. Bence yani de. Giyimin, kuşamın, o bu. Yani bunlar bile insanı motive eden şeyler yani gerçekten. Sen işine girdin. O ilk girdiğin işte ne yapıyordun? Ben ilk önce... Medyacı. Aynen medya. Yani aslında şu anda da medya aynı zamanda ama şu anda daha müşteri odaklı çalışıyorum. O ilk girdiğin yerde i̇lk ne kadar kaldı? İlk girdiğim yerde OMD'ye girdim ben. OMD de bu iş, yani bu ajans sektöründeki büyüklerden biridir yani. Reklam ajansı değil mi bunlar? Reklam ajansı ama şöyle bir şey. Yani kreatif ajans olmadıkları için bunlar daha bunlar müşteri temsilcisi gibi. Hmm. Yani sen aslında müşterilerin marketing, pazarlama stratejilerini oluşturuyorsun. Hmm. Size veriyorlar, aslında siz yönetiyorsunuz aslında. Ajans, evet ajanslar ama aslında ajans demek çok doğru değil. Bence bunlar büyük kurumsal şirketler anladım. Gibi düşünebiliriz. OMD'ye ben girdim işte Samira. Benle aynı mezun olan bir arkadaşım vardı. Samira ile beraber, Samira burada çalışıyordu. Beni önerdi. Ben orada bir offline ekibe girdim. İşte offline'da şey, dijital dışındaki diğer mecraların planlanması hı-hı. şeklindeydi. Özellikle televizyon ağırlıklıydı. Ve ben PepsiCo markasına bakıyordum o dönem. Ki sen yani staj yaptın ama o stajı finans üzerine finans yaptın. Yani buraya bu tamamen... zorlandın mı? Nasıl ilerledi o süreç? Bu zaten sıfırdan olduğu için, tecrübesiz aldıkları için beni gayet güzel eğittiler. Yani bir sene boyunca ben gerçekten çok güzel eğitildim. Bir sene kaldın orada. Bir sene kaldım orada. Sonra bir seneden sonra böyle artık şeyi hissetmeye başladım. Ya o şirketin içinde başka bir pozisyona geçmeliydim. Hı-hı. Ya da başka bir yere geçmeliydim. Yani çünkü artık öğreneceklerimi öğrendim. Oturduğum yer, yani olduğum pozisyonda artık yani başka bir şey arayışına geçtim. Ondan sonra ve o sırada bana işte GroupM'den teklif geldi. Yani GroupM bu arada çok yani büyük, dünyanın aynen. ilk birinci sırasında yer alıyor. WPP globalde işte GroupM diye ayrılıyor. Ben sonra onun içindeki Mediacom'dayım. Sen mi başvurdun oraya? Onlar beni aradılar. Çok güzel bir şey bu. Ondan sonra onlar beni aradılar. Bir görüşme yapıldı. Herkese merhaba. Buse ile gerçekleştirdiğimiz yayında küçük bir problemimiz ve sıkıntımız oldu. Bu yayınla ilgili ve teknik aksaklıkla ilgili değildi ve yayını yani ortada kesmek zorunda kaldık. Bu süreçten devam edemedik. Zaten Covid'in olduğu bir süreçte bir araya gelip kayıtlar almaya çalışıyoruz. O yüzden 30 dakikalık bir yayınımız oldu. Yarıda kesildi. Tekrar özür diliyorum. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere.